Desan ve Özata Shipyard işbirliği ile inşa edilmesi planlanan akaryakıt ve İkmal gemisi projesinin saç kesim töreni icra edildi. Törenle ilgili paylaşım yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mavi Vatan'da güçlü bir deniz gücü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk donanması envanterine katılmak üzere Liman içi denizlerde akaryakıt ikmal görevi için 4 adet akaryakıt gemisi inşa sözleşmesi yapılmıştı. 4 adet siparişin 2 tanesi opsiyonel statüde. Bu kapsamda Demir, DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzaladık. proje ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın milli tasarıma sahip yerlilik oranı %80'e ulaşacak 4 gemiyle Liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkin icra edecek hayırlı olsun ifadelerine yer vermişti. Akaryakıt gemilerinin genel özellikleri ise şu şekilde. Maksimum seyir süreti 15 nat, seyir siyası 500 deniz mili, lojistik destek almadan en az 3 gün denizde kalabilme, aynı anda iki gemiye akaryakıt ikmali, en az 35 ton kapasiteli içme suyu sarnıcı. Proje gemilerinin hücum botlarımızın görev bölgelerinde ikmal sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu gemilere ek olarak Albay Hakkı Burak, Yüzbaşı İhsan Tolunay gibi gemilerde bu maksatla kullanılabilmekte. İkmal gemileri görev güçlerinin liman ziyareti yapmadan yakıt, su, yiyecek, yedek parça, mühimmat, tıbbi yardım, elektrik ve benzeri ihtiyaçlarını denizde seyir esnasında karşılayabilmeyi sağlamaktadır. Bu sayede görev kuvvetleri görev bölgesinde daha uzun süre görevlerini icra edebilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden yeni açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek.